Ya bir dakika, bir dakika abicim. Şimdi Levent Üsteğmen'in arabasına çarpan kadının aynı kadın olduğuna emin miyiz? Yanlış bir durum yapmayalım yani. Büyük ihtimalle o canım ciğer. Tek bir nokta kaldı. O da bu kadını Levent Üsteğmen'le yüzleştirmek. Eğer karşılaştıracak olursak bu iş olmuş demektir. Vay, 007.5 Atibont. Ajanlığını yirim senin. Ya tamam da ben bir şey soracağım şimdi. Peki bu sizin kaportalara ne oldu abiciğim? Kapı çarptı ula. Nasıl kapı lan bu? Üçünüz ada girişti mi? Ya şimdi ben söylemek istemiyordum ama... He. Birkaç kişiyi silkeledik. Silkelediniz mi? Ya adamlar zorluk çıkardı. Konuşmaya yanaşmadılar falan. Biz de bir ikisini okşamak zorunda kaldık. Bu. He, ben de onu diyorum işte. O esnada sağa sola çarptık. Öyle de olur mu? Çok fena çarpmışsınız belazım. Öyle demeyin canlarım ciğerlerim bak. Adamları bir mahallenin başından diğer mahallenin ucuna kadar dövdüler, aşağı ettiler. Biz yaptık. Adamları ellerinden zor aldım. Bir kaçışları vardı, anlatamam size. Ya Hatta abi, bıraksaydın biraz daha dövseydik adamları. Ya neyse kankiler ya, boş verin ya. Levent Üsteğmen'e yardımcı olduk mu abicim? Ha. Ah, doğru abi. Doğru abi. O doğru ederim. Aferin. O doğru. Abi ya sallamazsan. Kadının cep telefonu çalıyor. Aman şşş. Ulati, Levent Üsteğmen'e alaya değil, dur karıyı buraya çağırıyorsun ya. Eh be kanki. Seyfi Çavuş kaç kere söyledi oğlum? Levent Üsteğmen bugün alaya gelecek. Gene anlamadım. Alo. Alo ablacığım, saygılar. Ben Ustura Kazım'ın arkadaşı Ati. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bugün malı nakledecekler. Acilen bizim bu olayı konuşmak için yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Yani sizin acilen buraya gelmeniz gerekiyor. Yardımcınızı da alın, hemen buraya gelin. Abla Zoka yuttu. Evet, siz kapıya geldiğinizde kapıda bir arkadaş karşılayacak sizi. Sen diyeceksin ki arkadaşa, ben Ati'nin teyzesiyim. Evet, teyzesiyim. Dedikten sonra sizi içeri alacak. Ulan o kapıdayı karşılayacak dediğin arkadaş ben oluyorum da. Hemen derhal bekliyorum sizi. Görüşmek üzere. Dur. Oldu bu iş. Ya kanki, benim anlamadığım bir şey var abi. Bak, Levent Üsteğmen'i hepimiz çok seviyoruz. Evet. Yani. Ama senin böyle bu konuyla bu kadar çok ilgilenmen bana biraz enteresan geldi yani. Aslında haklısınız. Yani benim gibi kolpacı, dümenci bir herifin böyle bir dayanışmada, yardımlaşmada ne işi var diyeceksiniz. Ama ne yalan söyleyeyim. Levent Üsteğmen'e yapılanlar kanıma çok dokundu. Bir kere adam gibi adam. Ona bu yapılmamalıydı. Ne yani? Siz beni, yani Levent Üsteğmen'i sizden daha az mı sevdiğimi zannediyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Yok. Hadi, görev daha tamamlanmadı. Operasyon devam ediyor.